Biz şimdi üç günlük dünyada yaşıyoruz değil mi? Efendim çocukluk, gençlik, ihtiyarlık. Böyle bir hayatın içinde bize ebedi bir hayatı, sonsuz bir alemi, elemsiz, kedersiz diyor. Efendim musibetsiz bir alemi bizi kim verebilir? Bak ne dedi? Öyle bir zat verebilir ki bütün kainatı bir saray gibi. Bütün kainatı bir saray gibi. Ya ne diyor? Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazırdır. Hiçbir yerde değildir. Değil mi? Ben çocukken bunu biz mesela çocukken hep büyüklerimiz derdi. Bak oğlum Allah her yerdedir ha. Her yerde bizi görüyor. Ya ben çocuk aklımda diyordum o zaman bu kitapları okumadan önce. Ya nasıl olur Allah her yerdedir? Şimdi anlamıyoruz ya. Ya seni görüyor her yerde hazır ve nazırdır. Bak seni görür. İşte her, Allah böyledir. Her yeri görüyor falan. Ama Risale-i Nur'da Bediüzzaman Hazretleri bir örnek veriyor var ya pes Tam böyle 12'den vurmuş ya. Yani. Nasıl? Nasıl ki diyor Güneş 149 milyon kilometre uzaklıktan Güneş diyor zatı ile bizden uzaktır. Öyle. Ama diyor Güneş'in 7 rengiyle, ısısıyla, ışığıyla diyor bize bizden daha yakındır. Öyle değil mi abi? Güneş uzak ama ısısıyla, 7 rengiyle bize bizden daha yakın. Evin içine de girer balkona da vurur. Değil mi? Her yerde güneş. Güneşin kapsama alanı her yerdedir. Güneşten kaçamazsın abi. Güneşin ışığından her yerde hazır ve nazır. Aynen öyledir diyor bak. Şemsi ezeli ve ebedi olan, zatı vacibül vücut olan kainatın halıkı diyor bak şimdi. Oradan bir vahidi kıyası açmış. Kıyas yapıyor şimdi. Şems ezeli olan Allah da diyor kainatın dışında <laughs> Bak mekandan münezzeh, zamandan münezzeh bir yerde. Bak şimdi onu diyor akıl idrak etmez. Ama isimleriyle, sıfatlarıyla, şunatıyla diyor her yerde hazır ve nazırdır. Ve esmaları ve şunatıyla diyor bütün kainatı idare ediyor. Ha şimdi aklım yattı bak. Ha. Hatta ayet-i kübrada ne diyor? Nurun ala nurdur diyor bak. Nurları yaratan nurdur. E güneş nursa, ışıksa onu yaratan da büyük bir kudret sahibi. E peki güneş bu işi yapıyorsa arkadaş, güneş bir anda her yeri yedi rengiyle her yere kapsama alanı alıyorsa, o zat-ı vacibül vücut bir anda bütün kainatta isim ve sıfatlarıyla her anda her yerde olabilir mi? Olabilir. Heh. Şimdi kafam yattı. Demek ki Allah çünkü mekandan münezzeh, zamandan münezzeh. Maddeden münezzeh. Kainatın cinsinden değildir diyor bak. Ha. Ve abi aklı almıyor. Aklın zaten almaz. Aklın alsa zaten Allah olmaz. Akıl almayacak ki Allah ol. Akıl almayacak iman diyor devreye gelecek... Ha, iman ettik. Kainatın cinsinden değil, maddeden münezzeh, zamandan münezzeh bir kudret ezeliye, şems ezeli olan vacibil vücut beni görüyor, beni işitiyor. Hatta kalbinin içinden geçen diyor, incecik diyor, hafi sesleri bile işitir, cevapsız bırakmaz diyor yani. Cenab-ı Hak anlamayı nasip etsin. Amin. Yeter herhalde. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah rızası için bir de en